kardeşlerimize ateş açılmaz ve kanlı bir çatışmaya yol açılmaz. Biz aslında savaş için değil, barış için ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz. Kıbrıs, iki devletli bir ada. Haritayı önünüze koyun ve dikkatlice bakın. Rum tarafına doğru uzanan 10 kilometrelik bir çıkıntı. Fark etmemek elde değil. Hikayesi ise ilginç. Tarih 20 Temmuz 1974. Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlattı. Rum zulmünü ortadan kaldırmak ve adadaki huzuru yeniden tesis etmek başlıca hedeflerdi. Barış Harekatı'yla Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakının önüne geçildi. Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve varlığı güvence altına alındı. Türkiye 22 Temmuz 1974'te harekatı durdurdu. İngiltere ve Yunanistan'a müzakere çağrısında bulundu. Çözüm için garantör ülkeler bir araya geldi. 25 Temmuz 1974'te 1. Cenevre Konferansı yapıldı. Deklarasyon imzalandı. Buna göre Yunanistan ve Rumlar tarafından işgal edilen Türk bölgeleri acilen boşaltılacaktı. Ayrıca adada Türk ve Rum toplumu olmak üzere iki özerk yönetim mevcut olacaktı. 8 Ağustos'ta ikinci konferans yapıldı. Yunanistan müzakere masasını devirdi. Yeni anayasal düzenin kurulmasına yönelik tüm teklifleri reddetti. Uzlaşma için Türk birliklerinin geri çekilmesini şart koştu. Üstelik Rum ve Yunan askerlerinin Türklerin bulunduğu bölgeden çekilmeleri gerekiyordu. Ancak çekilmedikleri gibi saldırılar da sürdü. Görüşmeler sonuçsuz kaldı. 14 Ağustos'ta Ayşe tatile çıksın parolasıyla 2. Kıbrıs Barış Harekatı başlatıldı. Operasyon başarıyla tamamlandı. Kıbrıs Türk halkının güvenliği tamamen sağlandı. Adaya barış hakim oldu. Rumlar geri çekildi. 16 Ağustos'ta ateşkes ilan edildi. Türk ordusu kahramanca savaşmıştı. 498 şehit verdi. Kıbrıs Türk tarafı da 70'i mücahit 270 kişiyi kaybetti. Yani toplamda 1672 şehidimiz vardı. Barış harekatı başladığından beri NATO sürekli Ankara'yı tehdit etmişti. Operasyon sonlanmazsa Türkiye'ye müdahalede bulunacağını söylüyordu. Türk askerinin önünde pek bir engel kalmamıştı. Adanın %36'sı ele geçirilmişti. İlerleyiş durdu. Tüm birliklerin yerlerinde kalmaları istendi. Lakin Albay Erdal Ceylanoğlu emre uymadı. Enteresan bir askerdi. Sertti, gözü karaydı. Akıncılar bölgesindeki zırhlı birliklerin başındaydı. Durmamakta kararlıydı. Yoluna devam etti. Güney Kıbrıs'a doğru 10 kilometre içeri girdi. Fakat yine durmadı. Larnaka'ya kadar ilerlemeyi planlıyordu. Ancak son yapılan uyarı ciddiydi. Durmadığı takdirde hain ilan edilecek ve bizzat Türk savaş uçakları tarafından bombalanacaktı. O yüzden durmak zorundaydı. Öyle de yaptı. İşte o günden bugüne Rum tarafına doğru bu 10 kilometrelik çıkıntı kaldı. Erdal Ceylanoğlu'na daha sonra ne oldu? Adı 28 Şubat sürecinde duyuldu. Ankara Sincan'da tankları yürüten komutan olarak tarihe geçti. 5 Ağustos 2010'da 1. Ordu Komutanlığı'na atandı. 29 Temmuz 2011'de çeşitli soruşturmalarla üst düzey askerlerin tutuklanmasına tepki olarak Genelkurmay Başkanı Işık Koşener, Deniz Kuvvetleri Komutanı Eşref Uğur Yiğit ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Aksay'la birlikte görevinden istifa etti, emekliliğini istedi. Aynı gün diğer komutanlarla birlikte emekliye sevk edildi. 28 Şubat soruşturması kapsamında 27 Şubat 2013 tarihinde tutuklandı. Sincan cezaevine gönderildi. 15 Haziran 2013 tarihinde ise serbest kaldı. Thank you.